Herkese selam. Yine harika bir tarifle sizlerleyim. Diyet sürecinde evet birçok fit tatlı alternatifi verdim. Fakat şimdi artık yavaş yavaş tuzlu alternatiflerine de geçelim. Çünkü tatlının yanında mutlaka tuzlu aradığımız günler oluyor ve bunların en sağlıklı halini tüketmekte fayda var diye düşünüyorum. Hemen malzemelere geçelim. Bir tane büyük boy patatesim var. Bu arada ben buna iki ölçü yapıyorum. O yüzden gözünüze fazla gelebilir malzemeler. Hiç sorun değil. Ben size bir ölçünün malzemelerini vereceğim. Bir tane büyük boy patates. Bunları küp küp kesip haşlıyoruz. Bol tuzlu suda güzelce haşlıyoruz. Yaklaşık 180 gram yapıyor. Bir tane büyük boy patates. 5 dal maydanoz, 5 dal dereotumuz var. İnce ince kıyıyoruz. Ben tuz, toz kırmızı biber ve nane seçtim baharat olarak. Siz istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Şimdi hemen yapılışına geçelim. Yapılışı da çok kolay. Bu 3 malzemeli güzel tuzlu kurabiyemiz. Bakalım nasıl oluyor. Patatesi güzelce eziyoruz. İyice püre haline getireceğiz. Patatesi güzelce ezdikten sonra içerisine yeşilliğimizi, tuz çok fazla koymuyorum çünkü ben tuzlu suda haşlıyorum zaten. Tuzunu içine çekmiş oluyor patates. Ama diğer baharatları bolca kullanıyorum. Şimdi tekrar karıştırıyoruz. Güzel bir harç haline getireceğiz. Şimdi bakın karışımımız bu hale geldi. Şimdi bu şekilde şekil vermeye çalıştığınızda ele yapışmayan güzel bir kıvama geliyor. Bakın. Bu şekilde şekillendirip yağlı kağıt serilmiş tepsimizin üzerine dizeceğiz. Biz şimdiden fırınımızı açalım. 180 derecede turbo ayarda fırınımız ısınmaya başlasın. Sonrasında hamurumuza, harcımıza şekil verip hemen fırına atacağız. Şimdi küçük parçalar koparıyorum. Bunu elimde yuvarlıyorum. Bakın. Tepsiye dizip üstüne biraz bastıracağım. Bu şekilde tüm harcımız bitene kadar işlemimize devam ediyoruz. Tamamen harcımızı şekillendirdikten sonra üzerlerine şöyle çörek otu serpiyoruz biraz. Siz susam da serpebilirsiniz. Onu da ben kalori hesabına ekledim. Çok sevildiği için dediğim gibi ben iki ölçü yapmayı tercih ettim bu sefer. Siz tek ölçü yaparsanız sizin harcınızdan yaklaşık 8 tane çıkması gerekiyor. Bakın şu boyutlarda büyük. Şimdi biz bunu fırına vereceğiz. Alt üstü iyice kızaracak, sertleşecek. İçi yumuşacık, poğaça gibi, bir tuzlu kuru pasta gibi olacak. Ondan sonra altı üstü kızardığı zaman çıkaracağız fırından. Evet. Ve pişirme işlemini de tamamladık. Şimdi hemen gelelim kalori hesabına. Dediğim gibi ben iki ölçü yaptım. O yüzden bir ölçünün kalorilerini size söylüyorum. Tek ölçü yaptığımızda harcımızdan 8 adet çıkıyor. Bir adet sadece 21 kalori. Yani bunu da ara öğünlerde içiniz kıyıldığı zaman gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Ben hemen bir tanesini size yapısını da göstereyim. Dışı tamamen çıtırlaştı. Altı da aynı şekilde. Ama içi yumuşacık. Bu tam böyle patatesli poğaça tadı veriyor bana. O hissi veriyor. Tuzlu alternatifi olarak gerçekten çok güzel bir tarif. Herkese şimdiden afiyet olsun.